Evet arkadaşlar, öbür derste basit harmonik hareketleri anlatmıştık, formüllerini vermiştik. Şimdi ise basit harmonik hareketin kaldığımız yerden itibaren devam etmeye başlayacağız arkadaşlar. Hadi hemen sorularla bir başlayalım. Bizden ne istemiş bir bakalım. Kütlesi 1,5 kilogram olan bir cisme sürtülmesiz yatay düzlemde basit harmonik hareket yaptırılıyor. Cismin denge konumundan 50 santimetre uzaktayken cismi etki eden geri çağırıcı kuvvet 75 Newton olduğuna göre cismin açısal hızı. Şimdi arkadaşlar bakın öbür derste ben size ne demiştim geri çağırıcı kuvvetin formülü vermiştim. Geri çağırıcı kuvvetin formülü neydi arkadaşlar? M çarpı V kare çarpı R idi. Şimdi arkadaşlar o zaman bunu vermişse bunu kullanmam lazım. 75 diyorum. Kütlesini 11,5 vermiş. 15 bölü 10 diyorum. Açısal hızını biliyor muyum? Hayır buna v kare dedim arkadaşlar unutmuyorsunuz bakın Hüseyin hocanız size her zaman bunu söylüyor bakın e, uluslararası birim sisteminde santim yok arkadaşlar bunu metreye çevireceksiniz bunu metreye çevirirseniz 0.5 metre yani 5 bölü 10 metredir diyebiliriz arkadaşlar bakın şurada hemen bir ufak 15 ile 5'i sadeleştiririz. Bak 15 ile 5, 15 ile 5 çarparsam ne yapar? 75 bununla gitti. Burada ne kaldı? 1 kaldı. Yukarıda ne kaldı? V kare kaldı. Eşit aşağıda ne kaldı? 100. Burada işler dışarı çarpımı yaparsak ne olur arkadaşlar? V kare eşittir 100'den kök içine alırsam eğer V buradan kaç çıkacak arkadaşlar? 10 çıkacak. Buraya kadar herhangi bir sorun yok umarım. Bize neyi sormuş? Açısal sormuş. Bizim bulduğumuz ne? Açısal O zaman açısal kaçmış arkadaşlar? 10'muş deyip noktalıyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. Burada neyi vermiş bakalım. Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde basit harmonik hareket yapan A ve B cisimlerin kütleleri sırasıyla M ve 2M'dir. Cisimlerin etki eden geri çağrıcı kuvvetlerin konuma bağlı değişim grafiği şekil 2'deki gibi olduğuna göre Cisimlerin periyot hareket periyotları TA ve TB'nin oranı nedir demiş. Yani T bölü A, TA bölü TB'yi bana sormuş. Arkadaşlar çok beğendiğim soru kalıbıdır bunlar. Hem grafik verecek hem de soru soracak. Ve öğrencilerin en çok kafasını karıştıran soru kalıpları da hem fizikte olsun yanılmıyorsam matematikte de öyledir grafik soru tarzıdır arkadaşlar şimdi bakın şurası A olsun şurası B olsun diyelim bunun kütlesi M'miş bunun kütlesi 2M'miş ben bunu biliyorum bu burada kalsın şimdi arkadaşlar bakın kuvvet konum zamanın vermişse eğer o zaman burada neyi söylüyor bana Türkçesi şu diyor ki kardeşim şu formülü kullan diyor sana doğru mu arkadaşlar hemen getirin arkadaşlar a için ve b için kullanalım bunu arkadaşlar a için kullandığımda a'nın ee, şöyle baktığımda kuvveti ne oluyor arkadaşlar? Bakın A'nın kuvveti 4F. O zaman 4F eşittir diyeceğim. A'nın kütlesini M A'nın açısal hızını biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Buna VA dedim arkadaşlar. Ee, uzanımı biliyor muyum? Evet X'miş. Bu burada kalsın. Şimdi B'ye baktığımda B'nin e Kuvvetini F'miş arkadaşlar. Kütlesini ne vermiş? 2 m vermiş. Bakın ben buraya not almıştım onu. E, buraya VB dersem arkadaşlar. Hani buralar kare olacaktı pardon. VB'nin karesi burası da ne olacak? 2X olacak. Ben bunları oranlamaya kalkarsam elime ne e, geçecek ona bakıyorum arkadaşlar. Bakın X'ler gitti. M'ler gitti. F'ler gitti. Doğru mudur arkadaşlar? Ne kaldı? 4 eşittir. Yukarıda ne kaldı arkadaşlar? VA'nın karesi kaldı. Doğru mudur? Aşağıda ne kaldı çarparsam? 4 tane VB'nin karesi oldu mu arkadaşlar? Ben burada işler dışlar çarpımı yaparsam VA'nın karesi eşittir. 16 tane VB'nin karesi diyorum arkadaşlar. Karekök içerisine aldığımda ise VA ne olur arkadaşlar? VA 4 tane VB olur diyorum arkadaşlar. Şimdi bana burada neyi sormuş arkadaşlar? Öncelikle onu anlamakta fayda var. Bana burada sorduğu ne arkadaşlar? Burada sorduğu periyotları oranlayın diyor. Şimdi arkadaşlar açısal hız neydi açısal hız? Açısal hız periyotlu formülü neydi arkadaşlar? 2 pi bölü t idi doğru mu? Bakın şurası hemen siyah kalemle göstereyim onu da arkadaşlar. 2 pi bölü t diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın e, getirip burada yazarsam burası 2 pi bölü ta diyorum. Eşit olacak. Neye? 4 tane 2 pi Değil mi arkadaşlar? T5 olması lazım. Şu bakın 2 piler giderse arkadaşlar. Burada ne anlıyorum ben? E, i̇şler dışarıda burada 1 kaldı. İşler dışarı çarpımı yaparsam 4 tane TA eşittir. TB olacak arkadaşlar. Bana neyi sormuş? TA bölü TB oranı sormamış mı? O zaman burası 1 burası 4'müş arkadaşlar. O zaman TA bölü TB oranı kaç çıkar arkadaşlar? Şunu biraz da yukarı kaldıralım. T A bölü T oranı ise arkadaşlar 1 bölü 4 çıkar diyorum arkadaşlar. Evet. Devam edelim arkadaşlar şimdi. Devam edelim. Ne diyor so, e, burada? İvmenin konuma göre değişimi diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ivmenin konumuna göre e, konuma göre değişiminden hemen şunu ispatlayalım isterseniz. Bakın şurada a e, F eşittir M çarpı A'ydı arkadaşlar. Newton'un eylemsizlik yasalarından. Şunu m'e bölecek olursam eğer arkadaşlar a buradan kaç çıkacak a buradan şunu ayıralım şöyle kuvvet bölü kütle çıkacak doğru mu arkadaşlar şimdi canım arkadaşlarım biz burada geri çarjı kuvvet olarak bunu simgelendirmiştik o zaman burası neydi m çarpı v kare çarpı r bölü m dersem şunlar giderse arkadaşlar ne kalacak v kare çarpı r kalacak o zaman benim imem nedir arkadaşlar v kare çarpı r veya hani buraya x de diyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada da eksi almasındaki sebep arkadaşlar konum vektörüne göre zıt işa, e, zıt olması arkadaşlar. Biliyorsunuz ivme vektörel bir büyüklük. O yüzden konum vektörüne göre zıt olduğu için eksi alıyoruz arkadaşlar. Yoksa formülümüz a eşittir v kare v kare çarpı e, yani omega kare çarpı r'dir diyebiliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Evet arkadaşlar hemen devam edelim isterseniz. İğmenin konum zamana e, iğme zamana göre bir grafiğini çizelim arkadaşlar. Burada yine sinüsel bir e, eğri oluşturacak arkadaşlar. Bakın e, yine denge noktasına başlamış. Arkadaşlar burada ipucu da vermek istiyorum size biraz dalgaları anlatmak istiyorum. Bakın periyodu e, neydi arkadaşlar? Tam bir tur e, atması için geçen süreydi. Bakın merkezden başladı, merkezden bitti. Bakın isterseniz iki tepe noktası arasında alabilirsiniz arkadaşlar. Bu aynı zamanda dalga boyunu da veriyordu arkadaşlar hatırlarsanız. Burada periyodu bulabiliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Evet arkadaşlar Bakın karşımıza bir örnek çıktı. Bu örnek ne diyor arkadaşlar? Gelin beraber bir düşünelim. Beraber bir bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar örnekte diyor ki bize sürtünmesiz yatay düzlemde K N nokta arasında basit harmonik hareket yapan cismin L noktasından geçerken ivmesi aymış. Şuradaki ivmesi aymış. Buna göre cismin N noktasına geçerken sahip olduğu ivme kaç A'dır? Şuradaki ivmeyi soruyor arkadaşlar arkadaşlar bana. Şimdi arkadaşlar bakın ben şu uzakla şu uzakla x dersem eğer şu uzaklık kaç x olur arkadaşlar? 2x olur. Doğru mu buraya kadar? Arkadaşlar ivmenin formülü neydi? İvmenin formülü bir önce ispatlamıştık. Omega kare çarpı x hatırlarsanız. Arkadaşlar bakın önce L için konuşuyorum. L için konuştuğumda ne diyeceğim? Omega kare çarpı x buna ne vermiş arkadaşlar? A vermiş. Şimdi ne için konuştuğumda? Bakın ne için konuştuğumda ne diyeceğim arkadaşlar? Açısal hızımız değişmeyecek arkadaşlar. Sürtünmesiz bir ortam olduğu için aradaki uzaklık kaç birim? 2x birim. O zaman burası da ne olması lazım arkadaşlar? 2a olması lazım. O zaman buradaki ivmesi neymiş arkadaşlarım? 2 imiş diyoruz. Evet arkadaşlar devam edelim. Devam edelim isterseniz. Hemen geçiyorum. Şu soruya. Arkadaşlar sıra sizde soruların çözümsüz olduğu için ben bunlar üzerine daha çok durmak istiyorum. O yüzden eğer örneklerde de yeni anla, el dilimden geldi, elimden geldiğince dilimin döndüğüce anlatmaya çalışıyorum ama arkadaşlar sıra sizlerini biraz daha üzerine durup daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Diyor ki sürtünmesiz yatay düzlemde. K L nokta arasındaki arasında basit harmonik hareket yapan cisim A noktasından geçerken ivmesinin büyüklüğü A1. Şuradaki ivmesinin büyüklüğü A1'miş arkadaşlar. Şunu bir not alalım hemen buraya. L noktasından geçerken ivmesinin büyüklüğü A2'ymiş. Bana neyi sormuş arkadaşlar? A1 bölü A2 oranı kaçtır diye sormuş. Hemen arkadaşlar bakın, A1 bölü A2 oranı sormuş. Evet kabul. Ben eğmenin formülünü önce buraya yazmam lazım. Eğmenin formülü de arkadaşlar v kare çarpı x'ti. Bu birinci bilmem gereken. İkinci bilmem gereken arkadaşlar bakın unutmayın lütfen hiçbir zaman santim olarak almıyoruz. Ki soruda size santim cinsinden istenmeyene kadar arkadaşlar biz hep metre cinsinden alacağız. Bakın şurası 0.3 metre denge olan uzaklığı. Buranın denge noktası uzaklık kaç metre arkadaşlar? 0.5 metre arkadaşlar. Tamam mı? Hadi gelin bakalım arkadaşlar. Önce A1'i bulmaya çalışalım. A1 ne olur arkadaşlar? A1. Devam ediyorum. Omega kare. Ha, bir önceki örnekte de çözmüştük. Hatırlarsanız demiştik ki açısal hız değişmiyor. Sürtünme olmadığı için arkadaşlar. Bir de periyot da sabit. E, aradaki uzaklık ne arkadaşlar? 0.3. A2 bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. A2 ne oldu? Yine omega kare. Aradaki uzaklık kaç arkadaşlar? 0.5. Ben bunu oranlarsam karşıma ne çıkacak arkadaşlar? Çünkü bana oranını sormuş. Bakın şunlar gitti. Ne oldu arkadaşlar? A1 bölü A2 eşittir. 0.3 bölü 0.5. Arkadaşlar sıfırlar birbirini götürsün veyahut da bir virgül bir virgül kaydıralım arkadaşlar. Burası ne olacak? 3 bölü 5 olacak diyoruz arkadaşlar. Şunu sileyim. Yani şurası kötü oldu biraz. Hemen bir daha yazalım arkadaşlar. Şurası ne olacakmış? 3 bölü 5 olacakmış diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum ben. Devam ediyorum. Geldik hızın konuma göre değişimi. Arkadaşlar bakın hızın konuma göre değişimi yaparken arkadaşlar burada anlık hızdan bahsedeceğiz. Anlık hız Anlık hız nedir arkadaşlar? Ve bir de maksimum hızdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın maksimum hız, maksimumuz şu noktaki denge noktasındaki hızdır arkadaşlar. Şurayı bir silelim arkadaşlar önce. Şurayı bir silelim önce. Denge noktasındaki hızına biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Şuradaki hızına ve maksimum diyeceğiz arkadaşlar. Maksimum hızı her zaman arkadaşlar omega çarpı r ile bulacağız. Yani omega çarpı genlik veyahut omega çarpı uzaklıkla bulacağız arkadaşlar. Anlık hız ne arkadaşlar? Anlık hız ise arkadaşlar e, denge noktasında herhangi bir e, noktadaki uzaklıktan bahsederse arkadaşlar. E, buna biz ne diyeceğiz? Buna da anlık hız diyeceğiz arkadaşlar. Anlık hız ise omega çarpı kök içerisinde r kare eksi x kare diyeceğiz. Şimdi r kare ne? X kare ne arkadaşlar? Biliyorsunuz r kare arkadaşlar maksimum uzaklıktı. Yani genlikti arkadaşlar. X neydi? E, denge noktasına herhangi bir uzaklıktı. Yani uzanımdı arkadaşlar. Doğru mu? Arkadaşlar isterseniz ispatını da yapabiliriz. Bakın burası maksimum hızı veriyordu arkadaşlar bize. Ispat genelde siz öğrenciler tarafında sevilmediği için arkadaşlar ben fazla üzerine durmayacağım. E, ama önemli olan ispatları size yapacağım arkadaşlar. Bakın bunun ispatını benzerini yapmıştım ben size. E, bir önceki sayfalarda e, merkezcil e iğneyi bulurken... E, Birçok yerde bu ispatı yapmıştım arkadaşlar. Hani şuradan kosinüs bağıntısı yapmıştım hatırlarsanız. Burada aynı mantık kullanacağız. Biraz matematik bilgimizi kullanacağız arkadaşlar. Yani pek zor bir yanı yok arkadaşlar. Tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi bunun grafiğini incelemeye arkadaşlar. Şimdi grafiği incelerken bakın yine denge noktasına başlamış. Şu nokta maksimum e, kısmıdır arkadaşlar. Maksimum hızlıdır. Yani denge noktasında maksimum hızlı. Şurası ise arkadaşlar periyot olduğunu biliyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Arkadaşlar bunu unutmayalım lütfen. Bakın e, basit harmonik hareket yapan cisimlerin hızının büyüklüğü uzanımla ters orantılıdır arkadaşlar. Uzanım arttıkça hız azalır. Neden? Çünkü denge noktasında arkadaşlar hızımız neydi? Maksimum No, maksimum değerindeydi arkadaşlar. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Bu grafiklerden daha önce çok çok bahsettik. Ee, İğmeden bahsettik. Ee, geri çağırıcı kuvveti F'de bu grafikten bahsetmiştik. O yüzden burada bu grafik üzerinde daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Hemen şu örneğe başlayalım arkadaşlar. Bu örnek ne diyor arkadaşlar? Sürtünmesiz yatay düzlemde bir ucuna 2 kilogram kütlecisin bağlanmış şekildeki yay o noktasından K noktasına kadar sıkıştırılıyor. K noktasından serbest bırakılan cismin denge konumu, konumu olan O noktasından geçerken. Denge konumu olan O noktasından geçerken. Sahip olduğu hızın büyüklüğü. Sahip olduğu hızın büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir. Arkadaşlar bakın. E, ben her zaman şunu söylüyorum. Eğer bir konuya tam olarak hakimseniz. E, illa o konuyu o soruda çözmek zorunda değilsiniz. Bakın arkadaşlar enerjide biz. Bu tarz sorular çözmüştük Arkadaşlar bunu enerjiyle çözmek Daha rahat Bakın yayın potansiyel enerjisi Eşit olmalı Sürtünme olmadığına göre arkadaşlar Mekanik enerji ne olacak Mekanik enerji korunacak O zaman mekanik enerji korunacak olursa Arkadaşlar yayın sürtünme enerjisi neye eşittir Yayın kinetik enerjisine eşittir Yani maksimum noktadaki kinetik enerjisine eşittir Arkadaşlar kinetik noktasına eşitleyecek olursak Bakın bunun formülü 1 bölü 2 k çarpı x kareydi bunun formülü de arkadaşlar bu dön, öteleme kinetik enerjisinin formülü 1 bölü 2 mv kareydi. Doğru mu arkadaşlar? Bakın değerleri bir yerine yazdığında 1 bölü 2 çarpı 200 çarpı bakın 40 santim diyor. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bunu her zaman metre olarak alacaksınız. 0,4 metre. Bunun da yerine 4 bölü 10 metre de diyebilirim arkadaşlar. 4 bölü 10'un karesi. Tamam mı arkadaşlarım? Eşit olacak neye? 1 bölü 2. Kütlesini arkadaşlar? 2 kilogram. 2 kilogramı da yazdım. Hızı bana sormuş zaten arkadaşlar. Bakın 1 bölü 2'ler birbirini götürdü mü? Sıkıntı var mı buraya kadar? Şimdi arkadaşlar bakın şu 2 ile 200'ü sadeleşsem bu 100 kaldı mı? Kalanları yazıyorum arkadaşlar. 100 çarpı hani bunun 4'ün karesini alacak olursam 16 diyelim uzatmayalım. Onun karesini alacak olursam ne olur arkadaşlar? Onun karesi 100 olacak. Bakın şunlar birbirini götürdü. Burası da v kare eşittir arkadaşlar hatırlarsanız. O zaman v kare ne oldu arkadaşlar? 16 ise kök içine aldığımda v buradan kaç çıkacak arkadaşlar? 4 metre bölü saniye çıkacak diyoruz. Bakın bunu enerjide çözmek daha basit arkadaşlar bu soruyu. Ha, bunu başka bir yolla çözebilir miyiz arkadaşlar? Evet çözebiliriz. Hani bunu şu anki basit harmonik hareketle isterseniz çözelim arkadaşlar. Bize neyi sormuş? Hızının büyüklüğünü sormamış mı arkadaşlar? O zaman benim önce kuvveti bulmam lazım. Bakın ikinci olarak arkadaşlar kuvveti bulacağım. F eşittir buna da ikinci yol diyelim isterseniz. Her iki yolda öğrenmiş olun arkadaşlar. Enerjide de çözdük. Geri bunu basit harmonik hareketi de çözelim arkadaşlar isterseniz. Bakın f eşittir k çarpı x diyeceğim. Tamam mı arkadaşlar? k çarpı x diyeceğim. k'nın değerini biliyorum arkadaşlar. 200 doğru mu? x yine burası metre olacak. Yani 4 bölü 10 metre diyorum arkadaşlar. Şunlar gitti ne kaldı arkadaşlar? 80. Sıkıntı var mı buraya kadar arkadaşlar? Yok. Son arkadaşlar f eşittir. Bakın f eşittir. Geri çarjı kuvvet eşittir. M çarpı omega kare çarpı R dersem arkadaşlar. Bakın ben burayı buldum. 80. Şurası ne arkadaşlar? 2. Ben açısal hızı bulacak olursam arkadaşlar aynı zamanda çizgisel hızı da bulurum arkadaşlar. Çarpı R. R'si arkadaşlar. 4 bölü 10. Değil mi arkadaşlar? Şunu biraz daha aşağı çekersem daha rahat hareket edeceğiz arkadaşlar. Bakın. 2 ile 4'ü çarparsam 8 yapar değil mi? 8 10'u sadeleştirirsem eğer burası ne olacak arkadaşlar? Bakın 4 kere 2 8 böldüm 10. Yani 10 eşittir v kare bölü 10 mu arkadaşlar? v kare bölü 10. İşler dışarı çarpımı yaptığımda omega kare eşittir 100 mu arkadaşlar? Bunu kök içine aldığımda omega kaç çıktı? 10 çıktı. Açısal hızdan ben hızlı hızlı gidebilir miyim arkadaşlar? Evet gidebilirim. V eşittir omega çarpı r. Doğru mu? ben burayı 10 bulmuştum. R'de 4 bölü 10'da hatırlarsanız arkadaşlar. Bakın bunlar gitti. Çizgisel hızı ben kaç bulmuş oldum arkadaşlar? 4 bulmuş oldum diyorum. Evet arkadaşlar hemen diğer bir sayfaya geçelim isterseniz. Diğer bir sayfada karşıma ne çıkıyor bakalım. Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemdeki basit harmonik hareket yapan cismin hızının zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin denge konumundan 40 santim uzaktayken hızının büyüklüğü. Bakın denge konumundan yani x diyor burası x eşittir 40 santim. Hatta bunu şöyle de yapalım istersen 0.4 metrede diyelim isterseniz arkadaşlar. Ee, hızının büyüklüğünü sormuş. Yani bana v'yi sormuş değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bakın burada maksimum hızı vermiş. Bakın maksimum hızını vermiş. Ee, ben şurada şunu yapabilir miyim? Bakın. Ee, Açısal hızı bulabilir miyim? Açısal hızı neydi arkadaşlar? 2 pi bölü t değil miydi? Götürüp yerine yazdığımda 2 çarpı 3. Buradan arkadaşlar t burası değil mi? T'sini nasıl bulacağım arkadaşlar? Bakın tam bir tur atabilmesi için geçen süre. Bakın şurası neydi? 6. O zaman bunun açısal hızı kaç çıktı? 1. Arkadaşlar bakın açısal hızını bulduk. Bakın Herhangi bir noktada odaki bana hızını soruyor. Herhangi bir noktadaki hızını soruyor arkadaşlar. O yüzden benim şu formülü kullanmam lazım. V eşittir omega çarpı r kare eksi x kare formülünü kullanmam lazım. Yani Türkçesi bunu söylüyor Türkçesi bana arkadaşlar. Getirip yazacak olursam arkadaşlar bakın burası 1. Evet. çarpı devam ediyorum arkadaşlar. Evet. 40 santim uzaklıktan bahsetmiş arkadaşlar değil mi bana? 40 santim uzaklıkta ise arkadaşlar şurası ne olacak? X 04 olacak. Ama R'yi bilmiyorum arkadaşlar. R'yi bulabilirim. R'yi nasıl bulurum arkadaşlar? Bakın açısal hızı buldum. Hatırlarsan çizgisel hızdan açısal hıza nasıl gidiyorduk? Şu şekilde gitmiyor muyduk arkadaşlar? burası 1 bölü 2. Bakın maksimum hız formülüydü burası hatırlarsanız. omega 1'dir R dersem eğer burada R'ye çıkacak? 1 bölü 2 çıkacak. Yani 0.5 05 metre çıkacak arkadaşlar. O zaman buraya ne yazmam lazım? 0.5'in karesi. Eksi 0.4'ün karesi. Doğru mu arkadaşlar? Bu da kaç eşit olmalı arkadaşlar? Bakın 0 25'ten, e, burası arkadaşlar 25 bölü 100 burası 16 bölü 100 çıkarırsak arkadaşlar 9 bölü 100 olacak bu da dışarı nasıl çıkar arkadaşlar 3 bölü 10 yani 0.3 metre olarak çıkacak arkadaşlar. O zaman bu hızı neymiş arkadaşlar? 0.3 metreymiş veya da 3 bölü 10 metredir diyebilir miyiz arkadaşlar? Evet diyebiliriz. Hatta şunu şöyle sileyim isterseniz fazla da yer kaplamasın. Şöyle yapalım şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradan şunu çıkardığınızda ne çıktı arkadaşlar? 0 ta 9 olacak arkadaşlar burası. Bu arkadaşlar karesi olduğundan burası 0,3 metre olacak. Yani herhangi bir noktadaki hızın neymiş arkadaşlar? 0.3 metre bölü saniyemiş diyebiliriz arkadaşlar. Ha, bunu başka bir şekilde yorumlayabilir miyim? Evet başka bir şekilde yorumlayabilirim arkadaşlar. Hatırlarsanız 3-4-5 üçgeninden 5-4 ise içerisi 0.9 yani 0.3 olacak diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu formülü kullanacağım nerede aklıma geldi? En çok bunu sorarsınız arkadaşlar. Bakın 40 santim uzaktaki hızını soruyor. Eğer maksimum hızını sormuş olsaydı arkadaşlar bu grafiği vermezdi. Bakın Grafikte burası maksimum hızlı hatırlarsanız. Genlikte de, ivmede de hep bunlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Burası maksimumdu. E maksimum hızı soramayacağına göre o zaman bana soracak, e, sormak istediği formül aslında neresi? Şurası arkadaşlar. Bakın. Burada da anlayabilirsiniz. 40 santim uzaktayken hızının büyüklüğü nedir diye sorduğuna göre arkadaşlar. O zaman ben bunu kullanmak zorundayım diyorum. Evet. Geldi şu soruya. Burada ne diyor arkadaşlar bize? Diyor ki A ve B noktalar arasında basit harmonik hareket yapan cismin periyodu 6 saniyedir diyor. Şimdi bakın şuraya hemen periyodu yazalım. Şurada periyot ne olsun arkadaşlar? Periyodu 6 saniye olsun diyorum. Tamam mı? Cisim K noktasına geçerken hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Şurada K noktasına geçerken hızının büyüklüğünü soruyor arkadaşlar. Ve bu aralar hepsi birer metreymiş. Şuralar hepsi birer metreymiş arkadaşlar. Bunu bakın soruda vermiş. P'yi de 3 alın diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yine geldi herhangi bir noktadaki hızı. Bakın herhangi bir noktaki hızı veya da anlık hızı dediğimiz ifade neydi? Şuydu değil mi arkadaşlar? R kare eksi x kareydi. Doğru mudur? Devam edelim isterseniz arkadaşlar. Burada önce omega'yı bulmam lazım arkadaşlar. Omega neydi hatırlarsak omega? 2 pi bölü t idi. Doğru mu? 2 pi bölü t idi. 2 pi bölü t. Arkadaşlar bakın buraya 3 getirip yerine yazacak olursak 2 çarpı 3 Periyodu kaç vermişti arkadaşlar? 6. E, yukarısı 6, aşağısı 6 çıktı. O zaman omega kaç çıktı? 1. Arkadaşlar bakın omega tesadüfen hep 1-1 çıkıyor. İşimizi de kolaylaştırıyor bu. Getirip yazdığımızda buraya 1 yazdık. Arkadaşlar bunun gerçek uzaklığı ne? Sayacak olursunuz bakın herhangi bir andaki değil de bunun gerçek genliğini bulalım. Şurası 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şuraya itibaren 5 oluyor. O zaman buraya 5'in karesi yazacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şu aradaki mesafeyi sayarsanız eğer genliği bulmuş olursunuz. Bakın bir de sayıyorum. 1 bölme, 2 bölme, 3 bölme, yanlış saymadım umarım. 4 bölme, 5 bölme. O zaman 5'in karesi eksi. Bana neyi sormuş arkadaşlar? K noktasındaki uzaklık. K kaç bölme uzaklıkta? Bakın 1 bölme, 2 bölme, 3 bölme. Yani 3'ün karesi değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar V eşittir. Burası ne çıkacak? Hani 3, 4, 5 üçgeninden aklımıza kalsın demiştim ama bunu uzun uzun yapalım isterseniz. 25-9 kaldı ve buradan ne olacak arkadaşlar 16 dışarı kaç çıkacak arkadaşlar 4 çıkacak diyoruz o zaman bu cismin k noktasındaki hızı neymiş arkadaşlar dörtmüş diyoruz Arkadaşlar arkadaşlar e, yaylı sarkaç ve sarkaçın periyodun bağlı olduğu değişkenler ve bunlar nelerdir Arkadaşlar biraz da onlardan bahsetmek istiyorum Öncelikle arkadaşlar başlığım yaylı sarkaç sonra da diğerine geçeceğim arkadaşlar tamam mı şimdi arkadaşlar yaylı sarkaç deyince aklımıza şu gelecek tam ek bakın arkadaşlar tam ek diye kodlayabiliriz arkadaşlar 2 pi her ikisi arkadaşlar sabit olacak bakın aklınıza ne kalsın tam ek kalsın arkadaşlar bunun ön sayfasında bir şey var mıydı ona bir bakalım isterseniz ön sayfada bir şey var mıydı yokmuş arkadaşlar o zaman yaylı sarkaç deyince aklınıza ne gelecekmiş arkadaşlar Yaylı sarkaçlarda tam ek gelecekmiş, doğru mu arkadaşlar? Tam ek formülü gelecekmiş. Arkadaşlar bakın e, burada m kütle kütle k ne burada arkadaşlar yay sabiti. Bakın burada yazalım hemen. Bakın m kütle k yay sabiti arkadaşlar. Kütlenin birimi uluslararası birim sisteminde kilogramdır arkadaşlar. Yay sabitin birimi ise newton bölü metredir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yaylı sarkaçları biz e, iki türlü de bağlayabiliriz. Yaylısı arkadaşlar iki türü bağlayabiliriz. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Seri bağlama ve paralel bağlama arkadaşlar. Seri bağlama bakın bu şekilde eğer ucucu eklerseniz seri bağlama. Seri bağlamayı bulurken arkadaşlar 1 bölü K eş eşittir. 1 bölü K1 artı 1 bölü K2 de buluruz arkadaşlar. Eğer 2 tanesi. Eğer 3 tanesi ne olur arkadaşlar? Aynısını yapacaksınız. 1 bölü K1 artı 1 bölü K2 artı 1 bölü K3 diyeceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Yani bunu bilmeniz yeterli. Eğer paralelse ne olur arkadaşlar? Bakın paralelse bu aslında arkadaşlar aklınızda kalsın dirençlerde de sanki böyle bir şey görmüşsünüz değil mi? Hemen o dirençleri düşünürseniz arkadaşlar dirençlerin tam tersi olduğunu anlayıp bunları da o şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar tamam mı? Dirençlerin tam tersi olarak düşünebilirsiniz. Şimdi seri bağlamayı anlattık sıra geldi paralel bağlamaya arkadaşlar. Paralel bağlamada bakın yan yana bağlamışlarsa arkadaşlar lütfen şu şekilde dikkat edin. Bu da paralel bağlama örnektir arkadaşlar. Sorularda karşınızda bu da çıkacak. Bilginiz olsun. Yani hep bu şekilde olmaz. Bu şekilde de olacak arkadaşlar. Bunu nasıl anlarsınız? Bakın bunu yukarıya taşıdığınızda. Şunu da yukarıya taşıdığınızda arkadaşlar. Şu şekil elde ediyorsunuz. Gördünüz mü? O zaman burada paralel bağlı olduğunu da anlayabilirsiniz. Paralel bağlı olduğunda ne yapıyorum arkadaşlar? Paralel bağlı olduğunu anladığımda. K eş eşittir. K1 artı K2 diyorum arkadaşlar. İşte paralel bağlamalardaki K'ları bulma yöntemi de budur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunun formülünün tam ek olduğunu söylemiştim. Yani T eşittir. 2 pi M bölü K olduğunu söylemiştim. O zaman arkadaşlar bu cismin periyodu neye bağlıdır? Yaylı sarkaçların periyodu arkadaşlar. Kütleye bağlı mıdır? Evet yay sabitine bağlı mıdır? Evet arkadaşlar. Unutmayın yorum sorularında karşınıza bu çıkar. Çok çok çıkacak arkadaşlar. Neye bağlıymış? Kütleye ve yay sabitine bağlıymış diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Evet, geçelim arkadaşlar. Sıra geldi basit sarkaç arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şu basit sarkaçta önce şunu bir anlatalım. Tam ekte biz ne demiştik? Yaylı sarkaçlarda tam ek demiştik. Bunu nasıl kodluyoruz arkadaşlar? Bunu tolga diye kodlayalım isterseniz. 2pi L bölü G'ydi arkadaşlar. Bakın her ikisinde 2 iki piler ortak. Her ikisinde G'ler ortak arkadaşlar. Onu tam ek diye kodladık. Bunu da Tolga diye kodlayalım arkadaşlar. Şuradaki L ip uzunluğu arkadaşlar. Bakın ip uzunluğu yazmayayım isterseniz. Burada var. Uluslararası sistemde arkadaşlar lütfen bunu unutmayın. Metre. G yer çekimi arkadaşlar. Uluslararası sistemde nedir arkadaşlar? Newton bölü kilogramdır. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bakın yorum sorularında hep buçuk çıkıyor ama her zaman siz kafanızda ne hikmetse bilmiyorum ama bunu çok karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ee, hiçbir zaman hiçbir zaman basit arkadaştaki şu açının bir önemi yok arkadaşlar bakın önemi yok yorum sorularına bunu lütfen kafanıza yazın arkadaşlar bakın bunu formüle edip Tolga'ydı Önemli olan ne arkadaşlar? L önemli. İpin uzunluğu önemli. Bakın ipin uzunluğunu arttırırsanız periyodu arttırırsınız arkadaşlar. Neden? Doğru orantılı. Ama yer çekim kuvvetiyle nasıl orantılı arkadaşlar? Yer çekim kuvvetiyle ters orantılı. Eğer siz yer çekim kuvvetini arttırırsanız arkadaşlar periyodunuz ne olacak? Azalacak arkadaşlar. Hemen şuraya bir not yazabilir miyiz arkadaşlar? Basit sarkaçlarda lütfen sizlerde not alırsanız sevinirim arkadaşlar. Basit sarkaçlarda sarkaçlarda Periyot periyot açıya bağlı değildir arkadaşlar açıya bağlı değildir diyoruz arkadaşlar bağlı değildir diyoruz. Evet arkadaşlar bunu dedikten sonra e, ben tekrar etmeniz için burada noktaya koyacağım arkadaşlar bir dahaki ders e, buradaki bütün soruları çözmeye çalışacağım. O yüzden arkadaşlar bir dahaki derse kadar sizden tek ricam şunları bir defa olsun tekrar ederseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüş.